acaba İbrahim Hocam ne düşünmektesiniz? Yani bir tarafta sanki gerçekten bir seçenek olarak öyle ya da böyle, hani İngilizce'de in case derler ya, ihtiyaç durumunda. Bir tarafta tutuluyor sanki bu erken ya da baskın bir şey. Ne düşünüyorsunuz hocam, böyle bir ihtimal? Yani evet, yani bu zaten erken seçimin sürekli gündemimizde olmasının nedeni, iktidarın son birkaç yıldır her zaman şey... Biraz hocamın sesini içeride de duyabilir miyiz peki? Peki, duyacağız şimdi. Daha ne duyacağız? Buyurun hocam. Geliyor mu acaba? Geliyor, evet, sesi? Duyuyoruz. Buyursunlar. Evet. Bizim yıllardır erken seçimi sürekli konuşuyor olmamızın esas nedeni de aslında hükümetin bu şüpheli hareketleri. İktidar kanadında her zaman bir şüpheli hareket yapılıyor ve biz de buradan hareketle bu bir erken seçim sinyali ya da hazırlığı olabilir şeklinde düşünüyoruz. Şu son birkaç günde mesela asgari ücret zammı gelebilir. İşte Temmuz'da geliyor, erken seçim geliyor. O da nereden çıktı, zaten verdik. Pardon, işte bu sefer erken seçim ihtimali kalktı mı? Şimdi biz böyle mütemadiyen bu iktidarın yaptığı tırnak içerisinde şüpheli hareketler nedeniyle erken seçimi konuşmak zorunda kalıyoruz. Sonra da dönüp niye habire erken seçimi konuşturuyorsunuz diye sizlere, bizlere kızıyorlar biliyorsunuz. Ama işte bu da yine bir erken seçim sinyali hakikaten. Orada gerçi hukukçu arkadaşlara sormak lazım. Şimdi eğer bir yıl sonra bir de üzerine işte belli bir süre konsaydı falan, seçim kurullarının yani 1 Nisan 2023'te oluşması durumunda 2023 Haziran'ında onların görev yapmasında bir sakınca olur muydu, olmaz mıydı? Yasanın bir yerinde, yasaların bir yerinde buna engel bir durum var mı? Onu kestiremiyorum. Yani öyle bir iyimser bir yorumla söylüyorum. Belki o yüzden biraz öne çekme ihtiyaç hissetmiş olabilirler. Ama tabii hemen 3 ay içerisinde yapılacak olması o yine bir erken seçim olasılığını sürekli iktidarın zihninin arkasında bir yerlerde durduğunu ve her ihtimale karşı elimizde yeterli hazırlık olsun, o durumda işte sıkıntı yaşamayalım ya da kontrol bir yerde kalmayalım falan şeklinde bir şeyle, tedbirlilikle hareket ettiğini gözlemliyoruz. Bu daha önce de bir sürü vakada benzer bir şey yaşandı. Bence burada da bir tedbir durum var, yani bir zaman planı olması şeyinden mağda, kafalarında bir zaman planı var. Ben diyemiyorum işin doğrusu. Çünkü aslında onlar da önlerini göremiyorlar. Önlerini göremedikleri için şu tarihte seçim yapalım dediklerinde o tarih kendileri açısından çok elverişsiz bir tarih de olabilir yani. Çünkü onlar da önlerini göremiyorlar ve bazen olağan dışı gelişmelerle bir anda iktidar açısından çok uygunsuz atmosferler oluşabiliyor. O yüzden de siz de dediniz yani böyle her ihtimale karşı cebimizde dursun diye bence konmuş bir madde. Ama öte yandan da biz iktidarın her an erken seçime hazır biçimde durma ihtiyacı hissettiğini de buradan çıkarsayabiliyoruz. Peki. Bu noktada buyurun. Şimdi evet, tabii evet, yani bu yasadaki 3 ay meselesi böyle bir erken seçimi her zaman bir şekilde masanın çekmecesinde tuttuğunu gösteriyor ama bir de hani bu kadar erken seçim yapmayacağız dedikten sonra eğer alelacele bir seçime gitmek demek şu demektir. Yani biz artık ülkeyi yönetemiyoruz, ekonomik anlamda herhangi bir çözüm üretemiyoruz ve seçime gitmemiz lazım. Bu iktidarı daha da güç durumda, yani toplum nezdinde daha güç durumda bırakan bir şeydir. Bir de ben evet, bu hakimlerle ilgili şeyler, bu tür düzenlemeler yapıyor iktidar. Bunların bir faydası olur diye yapıyor kendisi açısından. Ama ben sandıklarda milletin eğer teveccühü değişirse, yani düşünün oylar geliyor, belli rakamlarla işte acaba şuradan çevirebilir miyiz? Ben orada hiçbir hakimin çok o kadar cesaret edebileceğini düşün ki muhalefet çok güçlü bir şekilde geliyor. Herhalde kimse kendisini ateşe atmak istemeyecektir. Bu anlamda mimlenmek istemez herhalde. Herhalde yani kimse böyle bir üzerinde şaibe bırakarak yoluna devam etmek istemeyecektir. O yüzden önemli olan şeydir. Milletin tercihinin şüphesiz gücüdür. Onun tecelli ediyor olması galiba seçim güvenliği. Seçim güvenliği konusunda 6 partinin biraz daha belki bu maddenin geçmesiyle birlikte de daha net belki de anlayabiliyoruz. Yani epey bir bunun üzerine kafa yorulacak. Ya da bu komisyon cidden bayağı bir ciddi bir çalışma yapacak etraflıca. Nasıl bir beklentimiz var Efe Hocam?
Tabii şimdi bu çok yönlü bir mesele, seçim güvenliği. Bir de yani tabii devletin imkanlarının, yani hükümet edenlerin imkanlarının bütününe sahip olamayacağız. Yani eş bir rekabet ortamı yok. Tabii burada seçim bir de şey de geçti o zaman. Açısından. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her şeyin serbest olacağını da anlıyoruz buradan yani. Devletin tabii yani zaten de hani serbestti herhalde. Yani, o konuda bir sorun yok. Şimdi ben burada bu seçim, erken seçimle ilgili de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ben onu şöyle görüyorum. Yani şöyle bir terminoloji kullanıyorum. Kısmi bir erken seçim. Yani tam olarak bir erken seçim kısmen. Nasıl? Şimdi Nisan'da geliyor diyelim ki. Zaten Nisan bir yıl içerisinde seçim yapılamıyor. Dolayısıyla ben önümüzdeki Nisan'da bir seçim bekliyorum. Yani neden? Üçüncü dönem adaylığı bir tartışmaya açmamak için, yani böyle bir 5-6 ay önce bir seçim gibi bir seçim bekliyorum. O da artık hani erken seçim denilebilecek bir seçim değil. Yani zaten seçim sattı mali olacak. Yani zaten seçim sattı mali olacak. Hem kendi söyledikleriyle ters düşmemiş olacaklar. Hem üçüncü dönem tartışmasını kısmen açmamış olacaklar. Yani her şeyi biraz kısmen, erken seçimde kısmen, kısmi bir erken seçim gibi bir beklentim var yani bu tasarının gelişi öyle gibi görünüyor. Bir şey değiştirir mi? Yani İbrahim Hoca'nın dediği doğru. Çünkü şimdi bir sene sonranın Nisan'ında nasıl bir iklim olacağını şimdiden kestiremiyorlar. Bir sene sonranın Mayıs'ında nasıl bir iklim olacağını kestiremiyorlar. Haziran'ında nasıl? Mesele de öyle oldu mu? Bugünden itibaren her gün seçim olacakmış gibi tüm siyasi partilerin hazırlıklarını yapması ve tabii Mehmet Bey güzel bir şey söyledi. Bu PR meselesine biraz daha fazla, yani yapılan işlerin daha fazla ön plana çıkarılması, daha fazla seçmenin işte o algısına yönelik hani iletişim çalışması, iletişim yani çalışmaları vesaire, bunlar biraz daha hani görkemli ilerleyebilir diye düşünüyorum. Yani adayın kim olduğunun dışında her türlü çalışmanın seçmenin gözüne hitap edecek, duygularına hitap edecek, kararlarına hitap edecek yönde yükselmesinde bir sakınca yok bence bugünden itibaren. Bu da önemli çünkü bakınız Cumhur İttifakı zaten bunu yapıyor. Yani işte savaş meselesinin içinden dahi ya da başka meselelerden dahi hani bir görkem çıkarmaya bir görkem, bir başarı hikayesi ya da işte bunu ancak biz çözeriz hikayesi çıkarıyorlar ve bunu da takdim ediyorlar. Bu şekilde çerçeveliyorlar. O zaman belki bu muhalefet partileri de kendi başarı, olası başarı hikayelerini bu manada şimdiden sunmaya başlayabilirler diye düşünüyorum. Yani her gün seçim gibi artık. Tabii yani. Doğru. Aslında biz seçim satım halindeyiz gibi bir durum var. O kadar da ısınan bir siyaset var, zaman zaman da gerginleşen. Ama bu PR kısmı özellikle. Yani yaptığını görkemli bir şekilde anlatmak. Bir iletişimci olarak.